vay İbrahim vay. Saraçoğlu her cuma olduğu gibi stüdyomuzda. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar, sağlıklı. Tüm değerli izleyicilerimize Allah'tan önce akıl sağlığı, sonra da beden sağlıklarının daim olmasını temenni ediyorum. Ve stresten de uzak bir yaşam diliyorum. Keşke mümkün olabilse, hele büyük kentlerde hocam, hele İstanbul'da. Evet. Trafik varsa stres de var demektir. Yani stres sadece trafiğe bağlı değil. Yani günlük yaşam içerisinde insanların işte bu çalışma azmi filan, evet, bunlar aceleci ruhu biraz da stresi beraberinde getiriyor ve stres de birçok rahatsızlığı tetikleyenlerdendir. Dolayısıyla gününü stresli geçirenlerden de şey var, mesela huzursuz bacak sendromu. Evet. Günümüzde giderek artmaya başladı ve modern tıpta da bunun tedavisi yok. Hocam evet, çok enteresan. Ben çok insandan duymaya başladım. Yani ilk 2-3 yıl önce duymuştum haber bülteni esnasında yine. Çok ender yine bir rahatsızlıktı. Evet, ama şimdi artmaya başladı. Hatta biraz yaşta aşağı çekilmeye başladı sanki. Yani tabii, sadece olgun kişilerin, yaşlıların yakalandığı bir rahatsızlık değil. O yakalanma sınırı da düşmeye başladı. Bu daha endişe tabii, verici değil mi? Tıpkı kanser gibi, evet. 23 yaşında, 25 yaşında, 21 yaşında yumurtalık kanseri olanlar var. Bayanlarda meme kanseri olanlar, evet, var ki kanser ileri yaş hastalığıdır. Biliyorsunuz aynı şekilde MS adı sanı duyulmayan bir hastalıktı. Fakat hızla yayılıyor. Ayrıca bu nörofibrom dedikleri işte, yani bunlar da artış görüyor. Neden? Çünkü bunu sadece strese bağlamamak lazım. Yani günümüz insanı doğaya o kadar çok zarar verdi ki, evet, doğadaki hocam, ürünler de kendilerini değiştirdi ve neticede hastalıklar da çığ gibi, evet, büyüyor. Evet. Yani bunu söyleyelim. Şimdi biz konu bu huzursuz bacak sendromu, gerçekten tıpta tedavisi olmayan, insanları gece uyutmayan böyle bir şey. Ve genelde işte burada yapılacak tedavilerde modern tıpta çok fazla bir şey yok. Hı hı. Ama işte Allah'ın bir mucizesi, bu konuda mükemmel bir çözüm var. Yani bugüne kadar kime önerdiysem, yeter ki kullanma şeklini ve doğru türünü bilin bu, hı hı, bitkinin. Bu bir tohum. Hı hı. Yani hardal tohumu. Hardal tohumunun raf ömrünü doldurmamış olması lazım. Yani bir yılı doldurduysa pek bir işe faydası yaramaz. Yok. Bunun sarısı var, kahverengisi var ve siyahı var. Hardaldan biliyorsunuz ne yapılıyor? İşte bu etin yanında filan. Sos yapılıyor tabii. Evet. Burada hardal tohumu, siyah hardal tohumunu kullanacaklar. Şimdi çok enteresandır. Siyah hardal tohumunun içerisinde enzim substrat olarak kükürtlü bileşikler var. Hı hı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, kükürtlü bileşik başka şeylerde yok mu? Var. Lahanada da var, brokolide de var, sarımsakta da var, ne bileyim pırasada da var. Dolayısıyla ama bunlar etkili değil. Etkili olan hardal tohumu ve onda da kükürt var ve en önemlisi de hardal tohumunun içerisinde melatonin hormonu var. Melatoninle hardal tohumundaki kükürtlü bileşikler, glikozinolat ve onun türevleri bir araya geldiği zaman huzursuz bacak sendromunu, evet, ortadan kaldırıyor. Nasıl tüketilecek peki hocam? Şimdi tabii bunun kullanma şekli de önemli. Özellikle bir de şeyi söyleyeyim, kılcal damar, hı hı, dolaşımı biraz zordur birçok insanda. Orada da bu yardımcıdır. Şimdi bir çay kaşığı alacaklar tepeleme. Hı hı. Çiğnemeden bir iki yudum suyla yutacaklar ve üzerine de en az yarım dilim bir ekmek tüketmeleri lazım. Ekmek. Ekmek. Beyaz ekmek, kepek ekmek fark etmez, eder mi? Fark etmez. Fark etmez. Ve bunu ilk bir hafta, ilk, hı-hı, bir hafta, ben günde bir diyordum ama ilk 7 gün bir sabah bir akşam alacaklar. Hı-hı. Ondan sonra bu yaklaşık olarak 20-25 gün daha günde bir defa olarak devam edecekler. Evelallah o huzursuz bacak sendromu, hı hı, şikayetleri hemen o günden itibaren yavaş yavaş yavaş, hı hı, yok olmaya başlayacaktır. Hı hı.
Peki yan etkisi olabilir mi hocam? Birinci sorum, ikinci sorum da MS hastalığı ile ilgili izleyicilerimizden sorular gelmiş. Hem ne olduğuyla ilgili hem de tedavisiyle alakalı. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bakın, tüm değerli izleyicilerimize, ben öncelikle bir kimyacıyım. Bir tıp hekimi değilim. Kendilerine benim anlattıklarımın doğrultusunda teşhis koymasınlar. Teşhisi koyacak olan mutlak surette bir hekimdir. Evet. Hekim önerileri doğrultusunda hareket etmek esastır. Benim önerdiklerim birer yardımcı, birer destekleyicidir. Bunun bu şekilde bilinmesi. Şimdi yani hardal tohumu, hardalı işte günlük masada biliyorsunuz insanlar tüketiyorlar. Etin yanında, salamın, sucuğun, sosisin yanında tüketiyorlar. Bunun ölçüsü çok önemli. Yani bir çay kaşığını, küçük çay kaşığını tepeleme geçmeyeceksiniz. Ha geçerseniz ne olur? Midenizde yanma olabilir. Yani hardal biliyorsunuz, normal bildiğimiz hardal işte biraz yakabilir, evet. Evet, biraz yakıcı bir tadı var. Yani dolayısıyla her şeyde bir ölçü var. O ölçüyü aşmamak lazım. Ölçüsü budur. Bunu kullanacaklar. Şimdi bir de MS dediğiniz multiple sclerosis. Bakın bu bayanlarda o kadar çok oldu ki yani. Evet hocam. Genç kızlarda o kadar üzülüyorum ki ya. Yavrum üniversite öğrencileri böyle 19-20 yaşında işte ayak sürmesi başlıyor birden. Çift görmeler başlıyor. Veya kolda uyuşma oluyor. Birden konuşma bozukluğu yaşayabiliyorlar. Sonra işte hekime gidiyorlar filan. Bunların tabii bu benimki genel kültür anlamında burada verdiğim bilgiler. İşte bir kranial MR çekiliyor. İşte beyinde belli bölgelerde bulunması gereken lezyonlar var. Bunlar çıkıyorsa plaklar. İşte diyorlar tam yani MS'tir veya tam kesinleşmek için de diyorlar belden bir sıvı alacağız, ona bakılacak filan. Ve tabii her insanda hastalıkların seyri çok farklı. Yani bazı insanlarda çok hızlı ilerleyebiliyor. Bazı insanlarda çok yavaş ilerliyor. Dolayısıyla MS'e karşı bugün değişik tedavi yöntemleri var. Bunlar hekimlerin işi. Ama ben iki şeyi öneriyorum burada. Özellikle ataklar arası mesafeyi açan ve atak geçirdiğinde de kalıcı hasar kalmasında büyük oranda önleyici olan bunlardan bir tanesi buğdaydır. Hı hı. Anadolu buğdayı. İkincisi de 40 kilit bitkisini kullanmalarıdır. 40 kilit. İlk defa duyuyorum ben de. Efendim? İlk defa duyuyorum 40 kilit evet. bitkisini. Yani 40 kilit bitkisi, Latince ismi Equisetum arvenza. Yani muhteşem. Öyle deseydiniz bilirdim hocam. Şimdi tabii ki şu var Simge Hanım, bakın Avrupalı bir lise öğrencisi, hep söylüyorum, doğaya çıktığı zaman 20 tane bitkiyi Latince ismiyle söyler. Evet. Hangi bitkilerin toplanmaması gerektiğini, koruma altında olduğunu bilir. Ama bizim üniversite mezunumuz doğaya çıksın, bunlar ne? Hepsine ot der. Evet, evet. Yani dolayısıyla onlar Latince ismi. Bir de Türkiye'de şu var. Her yörenin bitkiye verdiği farklı isim var. Doğru. Yani bu da tabii bir takım karışıklıklara neden oluyor. Hocam ama sene oldu 2013, hala mantardan zehirlenenler de var. Yani evet. Biz aslında çok zengin bir coğrafya üzerinde yaşamamıza rağmen doğayı tanımıyoruz. Doğanın... Evet. Maalesef sadece doğayı katletmekle meşgulüz. Eğitmediler efendim, evet, yani, eğitmediler. Evet, bunun değişmesi yani, lazım. Amerika'nın keşfi, Roma İmparatorluğu ne zaman yıkıldı, Toros Dağları'nın yüksekliği, Van Gölü'nün derinliği, evet. İşte Kadeş Meydan Muharebesi'nin anlaşmaları, bir de bunları bize sınavda bilgi diye sordular biliyor evet, musunuz? Doğru söylüyorsunuz ama hocam. Hiç kimse bize Anadolu topraklarının ne kadar kıymetli ve bakın, Türkiye o kadar şanslı ki Allah bize Anadolu topraklarını vermiş. Bakın şimdi tohum borsaları açılmaya başlıyor. Tohumlar patentleniyor. Tek bir tohum, tek bir tohumun türü çift taneli milyon dolar. Türkiye'de 12 bin tür bitki var. Evet. 12 bin çarpı 10 milyon dolar deseniz bakın ne olur, biz böyle bir servetin üstündeyiz. Aynen ve kimse öyle. Bu potansiyel gücün farkında değil ve Anadolu da zaten gittikçe
kaybediyoruz Anadolu'yu. Yani türler değişmiyor. Coğrafik anlamda sınırları kaybetme anlamında değil de ama buna hızlı bir şekilde geçiş yapmamız lazım. Buyurun Simge Hanım. Hocam, kıymetini bilmediklerimizin arasında çoğu zaman aslında bedenimiz de oluyor. Evet. Akıl sağlığımız da oluyor, beden sağlığımız da oluyor. Sizinle geçen hafta sohbet etmeye başlamadan önce siz bu manevi beslenmeye dikkat çekmiştiniz. Ben de konu çok hoşuma gittiği için sizinle konuşalım istemiştim. Bu hafta bunu konuşmamız çok güzel olacak bence. Kadar zamanımız var? Ne kadar zamanımız var yönetmenimiz? 9 dakikamız var hocam. 9 dakika. Evet. İşte biraz giriş yaparız yani. Kapıyı, devam ederiz hocam haftaya. Bir kapıyı aralarız. Bakın, insanlık yani insanlık tarihine ve doğa tarihine baktığınız zaman şu son birkaç yıldan beri tüm dünyada hem doğanın ekseni hem de insanlık tarihinin ekseni gelişim olarak da kaymaya başladı, değişmeye başladı. Çünkü insanoğlu günümüzde maddiyata çok düşer oldu. Evet. Yani maddiyat. Yani her şey işte güzellikler filan, böyle kozmetiklere harcanan şeyler. Gün işte bir hırsla işte evim olacak, arabam olacak diyor. Evet hocam. Yani sonra bir gün sabah kalkıyor, ya şuram ağrıyor diyor. Bir doktora gidecek. Doktor dönüşü kanser diyorlar. Bütün hayatı yıkılıyor. İnsanoğlu kendini bazen ölümsüz zannediyor. Çok bazen insanları görürsünüz sokakta. Hangi gücüne inanır ben bilmem onları. Gayet azametli yürürler. Bir de yere toprağa basarken de azametli basarlar. Sanki yani şey, bakın, kibir zaten birçok şeyi örter. Doğru görmenizi engel olur. İşte güzelliklerden bir tanesi, o da kaybolup gider. Yani şeyin dediği gibi, Aşık Veysel'in dediği gibi, güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Yani siz sevmedikten sonra oradaki dünya güzeli veya dünyanın en kıymetli taşı olsun, maddesi olsun, ne işe yarar? Bakın, bakış açımızda manaya oldukça şey yapmamız lazım. Yani yönelmemiz lazım. Çünkü mana insanı sakinleştirir ve huzura kavuşturur. Madde ise insanı hırsa boğar ve intikam duygusunu da tetikler. Maddeye olan düşkünlük ve stresi yaşatır size. Huzurunuzu kaybedersiniz. Halbuki manayı yakaladığınız zaman, örneğin Yunus'un dediği gibi, cehennem dediğin dal odun yoktur, herkes ateşini buradan götürür. Buradan o tarafa odun kömür filan götürmüyoruz. Burada yaptıklarımız öbür tarafta karşımıza çıkıyor. Yani şey var, bakın, Hümeze suresi var. Hı hı. 102 tekasür, 103 asır ve 104 de Hümeze'dir. Orada Allah'ın tutuşturulmuş ateşlerinden bahseder. Bir tanesi de Hütame'dir. Ya Muhammed, Hütame nedir, sen nereden bileceksin der. Ve ma edrake mel Hütame. O öyle bir ateştir ki sineleri yakar. Biz o tutuşturulmuş narul, Allah'ın ateşidir derken, burada şunu anlamak lazım. Yani iki sevgili ayrılıyor. Aşk ateşiyle yanıyorlar. Sorun bakalım, nasıl bir ateşmiş o yakan? Kömür ateşi mi, alev ateşi mi, ne bileyim doğalgaz, odun ateşi mi? Veya bir kişi bütün servetini bir gecede kaybediyor. Malı uğruna yanıp duruyor. Sorsanız neren yanıyor diye. Dolayısıyla Allah'ın kullarını imtihan etmesi hattı zatında onların lehinedir. Çünkü bizim yaşadığımız imtihanlar, demek ki Allah bizimle ilgileniyor, bizi olgunlaştırmak içindir. Yani imtihanlar bu vesileyledir. Dolayısıyla ben değerli izleyicilerimize bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Peygamber Efendimizin müjde ayeti olarak Zümer suresinde, işte ey nefislerinde ileri gidip kendilerine fenalık eden, kötülük eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah bütün günahları affeder. Çünkü bazı insanlar şöyle düşünüyor. Ya benim günahım çok, Allah beni affetmez. Artık ben bir şeyler yapsam da iflah olmam şekliyle. Çok yanlış.
Allah tevvaptır, tövbeleri bol kabul edendir. Ha günah işleyeyim ben nasılsa... Tövbe ederim de dememek lazım. Ha, böyle şey de olmaz. Bakın size güzel bir şey söyleyeyim. İnsanlar bazen manevi güçlerini artırmak için zikir yaparlar. İşte tesbih çekerler filan, bu çok güzeldir. Ama bu zikirleri gerçekten ihlasla ve gönlünüzde hissederek zikretmeniz lazım. İşte bazıları, çünkü İsra suresinde Allah hak geldi, yani Kur'an geldi, Kur'an-ı Kerim indirildi, batıl kayboldu der. Zaten batıl kaybolmaya mahkum idi İsra suresi. Bakın bazıları der ki ya şunu 50 kere oku borcundan kurtulursun. İşte şunu şöyle yap. Kısmetin açılsın. Kısmetin açılır. Çocuğun okul sınavını falan. İyi atlatsın. Yok böyle bir şey. Evet. Bakın yani bunlar çok yanlış şeyler. Doğru olan şey ise zikir şarttır, gereklidir. Derviş elinde tesbih yolda gidiyor. Karşıdan da 17-18 yaşlarında güzel bir kız geliyor. Eteğine de bir şeyler doldurmuş, ikisi birbirine yaklaşıyor. Kız yaklaşınca, hanım kızım nereye gidiyorsun diyor. Sevdiğime gidiyorum amca diyor. Peki diyor, o eteğinde ne var? Sevdiğime elma topladım diyor. Peki kaç tane o elmadan var diyor. İnsan sevdiğine giderken sayıyla mı gider amca diyor. Evet. Ve derviş elindeki tesbihi böyle gizlice cebine sokuyor. Şimdi şüphesiz ki bir defa öyle bir Allah dersiniz ki veya öyle bir zikiri bir kere telaffuz edersiniz ki o alemlere rahmettir. Allah bunu duyar ve şey yapar. Şimdi bir de şu var, bakın. Bazı insanlar bedenlerine zulmediyor, kendilerine zulmediyorlar. Bu bedenin sahibi Allah'tır. Bu bedendeki ruhun da sahibi Allah'tır. Bizim bu bedene zulmetmemiz, sıkıntıları var, borcu var, çocuğu olmuyor filan. Ağlayan kadınlar var, tüp bebek yaptırıyor işte 3 kere 5 kere olmuyor. Zulmediyor kendisine, hakkı yok zulmetmeye. Değil mi hocam? Kesinlikle yanlış. Kendimize iyi bakmalıyız o anlamda. Tabii, bakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Değerli izleyicilerimiz açıp okusunlar. Ali İmran suresi 139. Yani eğer müminlerseniz diyor. Mümin kişi kimdir? Güzel ahlaklı insan. Hile hurda yapmayan. Eğer müminlerseniz endişe etmeyin. Korkmayın. Gevşemeyin. Zafer sizin olacaktır diyor. Allah vaadinden döner mi? Dolayısıyla benim işimde hile hurda yoksa, benim niyetimde maksadımda bir kötülük yoksa ben o zaferi zaten kazanacağım. Ha bir de şu var, yani sıkıntılarınızı ve dertlerinizi imanınıza yükleyeceksiniz. Niye çekiyorsunuz ki o yükü? Ha, başınıza gelecek bir şey varsa da gelecek. Buna kaçamayız. Kim? Tabii o evet, zaman hocam. Niye endişe, tasa ve korku var? Bakın. Çok güzel bir ayet daha var, onu söyleyeyim. Dua ederken Allah'a diyeceksiniz ki bu Allah'ın açık ayetidir. Ya Rabbi müşriklerin ve kafirlerin eziyetlerinden, verdikleri sıkıntılardan sana sığınırım. Evet. Sen dost ve veli olarak yetersin. Bunu söyleyeyim, bu Allah'ın açık ayeti. Zaten o diyor, siz benden isteyin de anahtarında yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Evet. Yani dolayısıyla... Bunun için mana alemine girmekte, huzur bulmak istiyorsanız mana alemine girin, sakinleşirsiniz. Hele hele o Feth suresi var, Fetih suresi. Muhteşem bir suredir o. 48. sure, 29 ayettir. Okusunlar, bakın Allah sekinet eder orada. Yani size kalplere sükunet ve sakinlik veriyor. Dolayısıyla... Yani anahtarı da vermiş de biz o anahtarı biraz kilide takıp çevirmemiz lazım. Benim de çok sevdiğim bir ifadedir. İşimiz Allah'a kalmışsa oldu bilelim diye. Sizin söyledikleriniz bana onu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum Rica hocam. Rica ediyorum. Ağzınıza sağlık. Cuma günü çok keyifli oldu sizinle sohbet etmek. Sağ olun efendim. Böylece...